Bugün yanımda yani nasıl söyleyeyim? Üniversite arkadaşım Suzan yanımda arkadaşlar. Evet, bugün Suzan ile birlikte pahalı ve ucuz ne denir ona işte dükkan mağazaları, giyim mağazalarını test edeceğiz. Evet. Hadi o zaman geçelim. İlk önce ucuz yerden başlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu arada sen de bayağı böyle bir şey giymişsin. Ne giymişim? Bildiğim böyle ne denir ona? Ne? Sen diyeceksin. Zengin gibi giymişsin yani. O ne kürklü mürklü? Ha ne bileyim. Yazın ortasındayız. Neyse haydi gidelim. Buradan çamura girelim. Azıcık hava. Tıklayalım. Açmıyorlar. Evet ya. Çık bakayım sen oradan. Ha? Şöyle. 3, 2, 1. Çıkarır mısınız? Görmüyorum sana. Tamam. Biz şu şekilde bakınacağız. Nereden geliyorsunuz? Evimizden. Ben Muşluyum. Muşlu musun? Hayır. Neresiniz? Ben orduyum. Teşekkürler. Siz neresiniz? Biz Fransalıyız. Zenginsiniz ha. Para var mı para? Korkuyorum ya. Kamerayı versene. Ay yok. Fransalıyız derken Fransa'da doğmadık canım yani. Biz de aslında aynı şey. Biz de Ordu'da doğduk da hani Fransa'ya geldik. Tamam. Buyurun ne istemişsiniz? Ne oldu? Burada bir şey kokuyor. Hem de çok kötü. Diyorsunuz. Söyletmiştim de. Nasıl onu şey yapmadım. Ben kapatayım onu. İnsanlar da çok şey istediğini kokabilir. Dükkan değil mi burası? Ben şunu da sıkayım. Onlar şey yapar. Tamam. Tamam arkadaşlar biz devam ediyoruz. Arkadaşlar elini çek benim de. Tamam ürününüzü tanıtır mısınız? Bakın burada tencere tava var tanıştırayım yani. Allah Allah. Bilmiyor musun ben? Biliyoruz. Bak bir de su bardağı var pet. Güzel böyle. Bak kıyafetler var. Ne güzel. Biz şu kıyafetlere bakabilir miyiz? Şişt, dokundurmuyorum. Çok pahalı bunlar. Tamam siz gösterin. Nereye bakacaksınız? Biz sırayla denemek istiyoruz. Tamam aldığını. Burada mı? Nerede inecektin? Kabiniz yok mu? Kabin yok, boş adam ister misin? Tamam ben şöyle alayım bunu. Şşt, ne yapıyorsun be? Dokunma. Aa. Ben sana gideceğim. Gel. Ne? Ne? Ben gideceğim. Yürü. Çort. Yürü. Bekle bakayım. Gel. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Neyse arkadaşlar ben aldım. Doğrudan. Bu kamerayı şimdi ben biraz bakınacağım. Yok bari.
Bakınayım. Şimdi saçımı tarayayım. Ay çok güzel. Güzelmiş ha tarayış ama. Yok, şampuan kokusuna bakayım. Ay çok iğrenç. Ay zehirimi koymuş. Evet. Ben çok güzel aldım. Ermesiniz. Efendim bu ne? Allah rızası için. Kaybet kaybet. Ben bir soyayım da. Zengine benziyorsunuz siz. Gel buraya. Oldu mu sanki? Aslında oldu. Evet güzel oldu da. Nerede giyeceksin bunu? Çok bilmiyorum. Yok sağ olun ya. Ben diğerindeyim. Tamam. Ne diyorsun? Ben bir kısa gözü göçeyim. Hanımefendi bu ne? Ay, ay çok kötü. Nasıl? Biraz yani market kıyafeti gibi bu ne ya? Ya şu yakası ben düz olsaydı da şu lekesi olmasaydı ayakkabı biraz daha şekilli olsaydı güzel olabilirmiş. Aynen ben bunu çıkarayım. Tamam siz deneyecek misiniz? Ben de deneyeyim evet. Hadi o zaman biz hep beraber kabine giriyoruz. Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bence bunlar yani o yeşil olan birincim, ikinci o beyaz olandı, üçüncü de o diğer ilk giydiğimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Suzan'ı bekleyeceğiz. Bu ne? Ben bunu beğenmedim. Yürü 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 yürü. Ne sen? Suzan şey biliyorum kötü oldu söyleyebilirsin. Evet kötü oldu. Gel. Daldım. Bu psikopat mıdır nedir? Herkese aldın aldın diyor. Aldın aldın. Bu, ay çok üşüdüm ben bununla. Biraz fazla mı ince bu? İnce de ince. Kalitele. Ne kumaşı tam olarak öğrenebilir miyiz? Bu naylon. Peçetten yapılıyor. Ne? Ben poşet malı asla üstüme giymem. Değiştiriyorum. Ben narin bir kızım. Bak bana hala poşetli naylonlu şey giydiriyor. Ay aldın tam çıkar onu da kasaya götüreyim. Biz bunları almıyoruz. Kalsın burada. Taranız güzelmiş. Ama 5 para etmez. Çok sert. Bakayım. Ha, sonra sonra. Şampuanlarınız kötü kokuyor. Bakayım. Kötü. Ha sonra bu da aynen öyle. Bakayım. O bayağı kötü ya abla. Biz size para mara vermeyiz. Evet. Ben de sizin kamerasını ver ver ver. Hayır vermem. Hayır. 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 Gelin buraya. Buradan çabucak ayrılmalıyız. Evet ayrılmalıyız. Evet arkadaşlar şimdi pahalı yere geldik. Şimdi şöyle ben size bir girişi göstereyim. Şimdi burası havuzlu bir yer. Ay şunları görüyor musun kanka? Çok güzel. Aynen neyse şuradan ilerleyelim. Gördük tabelaları falan var. Burada meyveleri var. Yesek mi acaba soralım. Meyveler yeniyor mu? Tabii efendim müşterilerimizin o hizmeti bekliyoruz. Yiyebilirsiniz. Ücretli mi? Yok sağ olun. Ücretsiz. Yok sağ olun ücretsiz tamam. Ben şunu vereyim sana. Ben alayım. Şunu alayım. Çok güzel ya işte. Sulu sulu ekşi. Aynen aynen. Ya. Arkadaşlar şöyle şöyle bir müzik çalar koymuşlar. Gerçekten çok güzel. Bekleme alanı falan. Şimdi içeri giriyoruz. Merhaba. Merhaba buyurun. Biz bakınmaya gelmiştik. Evet buyurun. Fiyat araştırması ve gezme görme amaçlı. Öğrenme bilgi amaçlı. Kamera. Her şey video aslında da şey video çekiyoruz. Ucuz biz pahalı karşılaştırma. Biraz da bilgi amaçlı.
Anladık. Tamam. Bugünlük size izin verelim o zaman. Normalde kamera yasak. Şimdi sen buraya girdiğinize dair bir imza alacağım. Para mı? Hayır efendim. Girdiğinize dair yani. Çünkü her zaman bu yapılıyor. Hırsız girip bir şey çaldığı zaman neymiş, neyin nesiymiş bunu bilebilmekmiş. Tamam, kamerayı tut bakalım. Tamam. Şöyle bu şeyle adınızı yazın. Bu kalemle mi? Evet, diğer kalemle şununla da imza yapacaksınız. Neden? Ayrımcılık olmuyor diye. Neden acaba? Şöyle yazıyorum. Tamam. Tamam, şunu imza attım. Orada imza yeri var. Tamam. Şöyle göstereyim size. Tamamdır. Al bakalım. Kamerayı ben alayım. Oo, çok güzel kalemler. Nereden aldınız? Eski İmparatorluğun 300.500 yıl önceki ilk çıkan kurşun kalemlerden. Sonraki bu tüy kalem fiyatı 300 milyon dolar. Tamam. Dikkatli kullanırım ama bayağı pahalı. Şöyle verelim. Tamam. İsminiz nedir? Dora. Soyadınız? Malking. Kaç yaşındasınız? 29. Aileniz var mıdır? Evet, kendi ailem var ama annem babam tarafında değil. Ha, tamam, anladım. Anneniz babanız yaşıyor mu? Evet. Kardeşiniz, teyzeniz, çocuğunuz, oğlunuz var mı? Var. Tamam, sizi alayım. Adım Suzan. Soyadınız Besting. Aileniz var. Normal ama. İşte şeyiniz var mı? İşte böyle nasıl söyleyeyim ki? İşte ananız, babanız, kardeşiniz, ablanız. Sadece annem, babam var, o kadar. Tamam, buyurun geçin. Şimdi sizlere rehberlik yapacak kişi Gezgin Çelebi'nin kızının kızısının oğlunun kızının teyzesinin halasının oğlunun kızının kızı. Şimdi size Gezgin Çelebi'nin adındaki bu işte Green Çelebi size yardım edecek. Evet, ben yardımcı olabilirim. Tamam, şöyle geçelim biz. Mesela bu kupa ilk oynanan milli maçta kazanan takımın ilk tuttuğu, aldığı o toplu kupadır. Fiyatı 300 milyon. Korkuyorum. Korkmayın. Mesela bu ilk bulunan fosil kafası, kuru kafa. Tamam. Bu yarasalarından çıkan o kuru kafadır. Fiyatı 300 milyon dolar, euro, TL'dir. Bu bir el sanatı, ilk yapılan heykel. Ve burada da gördüğünüz gibi benim babam Gezgin Çelebi oturuyor. Bunun fiyatı 10 milyon. Bu da bu maçtan sonraki maçın aldığı kupa. Bunun fiyatı da 500 milyon. Bu elma altın. Bu buradaki en düşük fiyatlı şey 180.300 lira. Bu burada bundan sonra gelen pahalılık 2.181 milyon. İşte burada gördüğünüz kupa ilk oynanan ve sonra alan o kupa. 300 milyon. Şöyle geçelim. Buyurun geçin, ilerleyelim. Gördüğünüz gibi burada en büyük ışığımız bulunuyor. Bu ışığın sayesinde dünya kurtarıldı. Fiyat 800 milyon. Peki buna ne diyeceksiniz? Bu da işte ne diyeceksiniz? Bu da o değerli ilk mumlardan yapılan ilk avize adı verilen lambamızdır.
Sonrasında bunlar ampulleşti. Çıkalım. Burada Cristiano Ronaldo'nun imzası ve yaşı olan o top arkadaşlar. Ve bunun fiyatını da söyleyeyim. 500 milyon dolar. Bu ahizede 180 milyon dolar euro. Bu gördüğünüz şey sadece bir su şelalesi değil. Hayvanlara özel olduğu için bunun fiyatı da 1 milyon TL. Bunlara altın koyuyoruz. Bunların bu ikisinin fiyatı, bu büyük olan 300 milyon, bu küçük olan 300 euro. Bu altından yapılmış bir mücevher. Bir teleskoptur. Fiyatı ise 180 euro. İlerleyelim lütfen. Ya sormaya korkmuyorum. Şunlar da fiyatlı mı acaba? Şu mesela şu şey. Standlar mı? Evet. Tabii tabii bunlar da paralı. Biz bunları parayla aldık ve bunlar da özeldir. Bunların hepsinin toplamı da 183.351 milyon TL dolar euro toplamıdır. Bayağı pahalıymış. Gördüğünüz gibi burada ilk yarışma kazananına verilen ilk siyah altın mücevheridir. Gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı da 300 milyon TL dolardır. Burada ilk açan gülden sonra ne yapılır? Ne yapılmış, ne yapılır? Çok güzel bir gül olduğundan kayıtlanan bu şey bir heykele dönüştürülmüştür. Bu heykel çok dikkat çekince altından yapılmaya başlamıştır. Ama sadece bir tanesi ayakta kaldığı için ve işte sonuç. Bunun fiyatı da 300 euro. Bir ucuzu var galiba. Sayılır. Şu gördüğünüz gibi altını. Onun neyin kupası acaba, öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Söyleyin. Onların fiyatı 300 milyon. Neydi kazanıldı? O da bir 100.500 Star Hotel ile yarışan bir otelin. Tabii yine 100.500 Star Hotel kazandı. Bu da gördüğünüz gibi paralar ve altınlar var. Bunların zaten fiyatı yok. Yani bunlar bedavaya verilmiyor elbette ki. Ama olsun, bunların da bir fiyatı yok. Şimdi nereden parayla yani? Allah Allah. Gördüğünüz gibi burada bir kasa var. Buna bu paraları dolduruyorlar. Ve biz onları kasayı fiyatlı bir şekilde veriyoruz. Kasanın fiyatı da 180 euro. Şu en üstte gördüğünüz 33 yazan forma yine Cristiano Ronaldo'nun. Gelin benim bir saniye. Tamam, şöyle geçelim. Bakın. 33 Cristiano Ronaldo'nun imzası. Bakın onun kupası. Şöyle geri geçelim o zaman biz. Gördüğünüz gibi o da onun forması. O da 300 euro mu, öyle bir şey. Bu yeşil olan formayı sormayın. Sorduk. Bu da Messi'nin. Messi'nin ilk giydiği o forma. 300-1500 euro. Buradaki kıyafetleri denemek ister miydiniz? Tamam, ne deneyelim. Fiyatlar şunlar, şu 3 elbise şunlar, yani bu. Bunların hepsi 300 dolar. Bu 2500 euro. Bu 800 dolar. Bu en pahalısı olarak 183 milyar. Tamam, bunları en son deneteyim ben size. Sonra şöyle geçelim. Bakın burada ilk yapılan o şömine var. Gördüğünüz gibi fiyatı tam 300 milyar. Evet, bu soba yapılmasaydı dünya ısınamayacağından, güneşte olamayacağından. Ve burada gördüğünüz gibi bir şömine var. Bu şöminenin fiyatı 300 milyar. Neden? Çünkü bu şömine Kraliyet ailesi Elizabeth'ten gelmedir. O yüzden. Burada demin gördüğünüz
Gelin benimle. Şu teleskopun aynısı. Çok alındığı için iki tane getirildi. Bu gördüğünüz şeyde size göre bir sarayınız mı var? Onun krokisini özel çizdiriyoruz da 300 milyar. Evet, gelin ben şimdi size kıyafetleri vereyim, deneyin. Kim denemek ister? Ben deneyebilirim. Tamam. Hepsini veriyorum. Artık kızlar ne giyersiniz? Buyurun efendim. Nerede giyineyim? Biz şöyle bekleyelim, sonra giyin gelin. Tamam, saniye geçelim biz. Çok kötü. Bu ne, ben bunu hiç beğenmedim. Tamamdır. Değiştireyim ben bunu. Bu da çok kötü oldu. Ben bunu sevmedim. Gerçekten bu ne ya, çok kötü. Tamam, değiştir. Evet. Bu bana çok güzel oldu gerçekten. Nasılım? Bence güzel ama. Bence de güzel ya. Bunu da alsam mı, ama giyecek yerim yok ya. Bu isterseniz stoklarda bırakayım. Bunu istediğiniz zaman getirirsiniz. Olur, tamam. Tamam. Ben değiştiriyorum. Yok, hiç beğenmedim. Bu kötü oldu ya. Yok yok, çıkar çıkar. Bence de çıkar salam. Yok yok yok. Deminkine isteyemez sanki, dur. 2017'seymiş. Ben şunu deniyorum hemen. Şöyle bir değiştirdim. Bu zaten olmadı. Neyse, ben bunu da çıkartıyorum. Sen dene. Tamam. Sonuç. Güzel yani, olabilir. Bence de. Tamam. Sonuç. Yok. Sonuç. Yok yok. Yok yok. Sonuç. Sonuç. Yok yok yok. Tamam. Bu da böyle bana güzel oluyor. Saçım rengi değişse güzel oluyor bana da. Şimdi. Güzel rengi. Tamam, gitsinler. Biz bitirdik. Gidebiliyor muyuz? Tabii ki de efendim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ücret? Ne? Şaka şaka gidebilirsiniz. Gerçekten ücret varsa ödeyelim. Ha yok yok. Ha tamam, peki. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün ucuz ve pahalı mağazaları test ettik ve bence kazanan pahalıydı, ama o da pahalı, bayağı pahalıydı. Ucuz da bayağı ucuz yani. Fiyatlarını söylemedik ama ucuzda da yani böyle en lüksü 20 lira filandı. Evet. O yüzden arkadaşlar, bugünün kazananı pahalı. Islandım. Evet arkadaşlar, bugünün kazananı pahalı oluyor. Havuzda 24 saat çekeceğiz. Sizde ne yapmalıyız? Nerede çekebiliriz? Yorumlarınızı yazınız. Evet.